Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farsça gramer derslerine devam ediyoruz. Bugün 3. kitabın 16. dersine, yani bu kitabın son dersine gelmiş bulunuyoruz. Bu dersi bitirdikten sonra da geriye 4. kitap kalmış olacak. Şimdi bu dersteki konu başlığı, yani dersin başına yer alan okuma parçasının başlığı nedir? Eydi Noruz. Yani bu metinde Nevruz Bayramı ile Nevruz Bayramı ile ilgili sözcükleri göreceğiz şimdi öncelikle. Aşti, aşti nedir? Barış demek. Barış, huzur, barıştırma. Ezruyi, üzerine, üzerinden anlamında. Vazdit, ziyaret, yani dönüş, iade ziyaret edebiliriz. Buse, öpücük. Buse diye Türkçe geçmiştir. Busi'den öpmek. Geniş zaman kökü, bus. Ateşbazi resimde gördüğünüz gibi havai fişek anlamında. Ve istikbali çizi reften, yani bir şeyi karşılamaya gitmek, bir şeyi karşılamak, tebrik etmek. Tebrik often, tebrik etmek, kutlamak. Tehvil, dönüşüm, değişim. Ayna yani. Tekanden, geniş zaman kökü tekan, sallamak anlamına gelir. Normalde kelime kökü. Celo, ön. Cemker'den toplamak, bir araya getirmek. Çarşamba Suri, bu yine İran'da bir bayramın adıdır. Ceşne Aherin Çarşamba Yesav, yılın son çarşamba bayramı. Yani yılın son çarşambasına Çarşamba Suri deniyor ve bir bayram olarak kutlanıyor. Hatta bu çarşamba ile ilgili enteresan bir anımı anlatmak isterim. Dersimde, ben dersimim, küçükken çarşamba akşamları kışın bizim yaşlılar, tüm gençler, köyün tüm gençleri bir araya toplanır, bir eğlence yapardık. Bir yılbaşı gecesi gibiydi. Hep ilgimi çekmişti, neden çarşamba akşamı falan diye, bu çarşamba nereden geliyor acaba diye. Yani normalden cuma akşamı, hani kutsal, mübarek topraklarda. O çarşamba böyle ilgimi çekmişti, yani çarşamba günü nereden geliyor, neden bu çarşamba? Sonra ilk Farsça öğrendikten sonra bu çarşamba Suri'yi görünce jeton düştü. Dedim demek ki bu İrani bir gelenek, biz de oradan almışız, kökler oraya dayanıyor falan. Ve o şekilde çarşambanın geldiği kökeni kendimce çıkarmış oldum. Evet, devam edelim. Hışavent, akraba demek. Dilubazdit, ziyaret yine. Sebze, yeşillik. Rubusi, yani birbirinin yüzünü öpme. Yani tanıştığımız zaman sanırım tokalaşması. Zadgah, doğum yeri. Sip, elma. Sur, ya da mehmani, ya da ceş, eşyalı kelimeler bunlar. Parti, eğlence diyebiliriz. Eydi bayramlık anlamında. Bu bayramlık kıyafet olabilir, hediye olabilir. Kozaran'dan geçirmek anlamında. Geniş zaman kökü kozaran. Merasim, yine tören, etkinlikler anlamında, ayin anlamında. Sir, sarımsak. Noruz, yeni gün. Yani Nevruz kelimesi, Nev ve Ruz kelimesi sözcüklerini görüyorsunuz. Yeni gün anlamında zaten. Ne diyor burada? Ağaz-ı Sade Mühirani, İran'ın yeni yıl başlangıcı. Tabii ki Nevruz, biliyorsunuz ki Orta Doğu coğrafyasındaki tüm milletlerin kutladığı aslında ortak bir bayram. İranlılar, Farslar, Türkler, Kürtler, Orta Asya'daki diğer milletler bu bayramı kutluyor. Ortak bir bayram diyebiliriz aslında. Evet, şimdi metnimize başlayabiliriz. Eydi Noruz bozur terin ceşni milli ve bastani İranyan ve mecmui az sünnet hay İranî est ki az ruzi evveli ferverdin hemrah va bidar şodan tabiat ağaz müşerat. Yine bir paragraf ve uzun bir cümleden oluşuyor. Evet, özlemizler de burada. Nevruz bayramı bozur terin ceşni milli ve bastani İranyan ve mecmui az sünnet hay İranî est. Buraya kadar bir çevirelim. Nedir diyor? İranlıların antik ve milli en büyük bayramı ve
Ve yine İrani geleneklerin bir koleksiyonu, bir derlemesi, bir araya gelmesidir. Ki az ruze evveli ferverdinin ilk gününden itibaren hemrah ba bir şuran tabiat doğanın uyanması ile birlikte hemrah ba ile birlikte ağaz müşerret başlar. Evet. Yani tabi bu ikinci kısım aslında burası sıfattır ama şimdi tekrar birleştirmeyelim. Böyle ayrı şekilde de çevirebiliriz. İkinci cümleye gelelim. İranian ba çarşamba suri ki ceşne aherin çarşambeye salaz be istifane nuruz miravan. İnceş ba duruz kerdeni ateş u periden az rüyan ve ateş bazı hemrahız. Evet, burayı da çevirelim. İranlılar ba çarşamba suri. Çarşamba suri ile işte bu dediğim gibi bayramın adı çarşamba suri ile ki çarşamba suri şimdi anlatıyor. Ceşne aferin çarşambeyi salas. Bunun sıfatıdır. İşte yılın son çarşamba bayramıdır. Yılın son çarşamba bayramı olan çarşamba suri ile ne yaparlar? Bir istihbari Nevruz'u karşılamaya giderler. Tabi Nevruz'u karşılarlar diyeceğiz. Nevruz'u karşılarlar. İnceş bu bayram ba duruz kerden ateş uperiden az rüyan ve ateş vazif. Bu bayram ateş hazırlamak, duruz kerden hazırlamak. Ne hazırlamak? Ateş. Ateş hazırlamak ve periden az rüyan ve onun yani o ateşin üzerinden atlamak ve ateş bazı ve ne dedik? Havai fişekle beraberdir, birliktedir. Yani bu bayrama bunlar eşlik eder. Ve hemrah esli ben eşlik eder diye çeviriyorum. Evet, devam ediyoruz. Der moğeyi tehbil ise merdum lebas nur mi puşan ser sofreye hepsin minişinent ve dua mihanent. Rüyin sofre memulen Kur'an, ayni, ab, nan, mahi ve hepsin. Yani burada bir bırakalım arkadaşlar. Diğer kısma geçiyor. Burayı çevirip böyle geçelim. Der moğeyi neydi? Esnasında, kıyımda. Tehvil hesap, yıl dönüşümü, tehvil dönüşüm, değişim, yıl dönüşümü, yıl değişimi esnasında, yani bir yılı başka bir yıla değişim esnasında, merdum, insanlar, lebas-ı nu, yeni kıyafetler, mikuşen, giyerler, sere sofri hepsin, mineşinent, işte hepsin, sofrasının başında otururlar ve dua mihanet ve dua okurlar. Rüyin sofre, bu sofranın başında, bu sofrada memulen genellikle Kur'an, ayni, ayna, ab, su, na, ekmek, mahi, balık ve hepsin ve yedisin. Bu hepsin aslında nereden geliyor? Burada da söyleyecek zaten. 7 tane nesneden, yani o sofraya konulan hepsi de se, sin harfi ile başladığı için hepsinin adını almış. Şimdi bunları sayıyor, o 7 tane nesne ya da yiyecek neyse onlar bakacağız. Sebze, birincisi yeşillik. Diğerleri neymiş? Sikke, demir para işte sikke. Sumak. Semenu bildiğim kadarıyla bir muhallebi galiba. Bir çeşit muhallebi deniyor. Sincet, bu da kış hidesiymiş. Sip, elma ve sir. Ve sarımsak migodarenet. Yani sofra üzerine sofraya bunları koyuyorlar. İşte orada ne vardı? Kur'an vardı, su vardı, ekmek vardı, balık vardı ve bu 7 S ile başlayan hepsini sofraya koyarlar. Şimdi devam edelim. Az merasimi diğeri noruz, hane tekani, didu bazid, komek bi, fukara, ateş, badigaran, açtı. Badigaran ve cem şodani hişavendan ve dostan est. Küçekterha eglep dest bozorterha ra nivusand ve bozorterha ve küçekterha bu nezdikan eğdi mi dehend. Evet, şimdi Nevruz'un diğer bayramlarından, etkinliklerinden
biri ya da leri arasında diyelim. Buradaki ezi o şekilde verelim. Nevruz'un diğer etkinlikleri arasında ne var? Çünkü birden fazla şey söylüyor. O yüzden den dersek eksik kalır. Ne vardır bunlar arasında? Hane tekani. Hane tekani burada tekandan dedi ki sallamak dedik. Yani bu aslında evi temizlemek. Yani böyle sallamak, çırpmak. Yani ne bileyim böyle sofralar, halılar, evdeki kilimler falan, ne bileyim çırpılar falan. Peki oradan türetilmiştir. Temizlik yani ev temizliği. Başka dilu bazit, ziyaret. Komek, yardım. Neye yardım? Komek ve fukara, fakirlere yardım. Aştiba digaren, başkalarıyla barış, barışma. Ve cemşuden, li hışavendan ve dustan ve arkadaşların ve akrabaların toplanması, bir araya gelmesi vardır. Yani bunlar arasında bunlar mevcuttur diyoruz. Küçükler ha, küçükler, yani daha küçük olanlar, erler, çoğunlukla, sıklıkla, dersli bozarlar ha, daha büyüklerin, yani büyüklerin ellerini, elini ne yaparlar, öperler ve bozarlar ha, ve büyükler de küçüklere, daha küçüklere, tabii daha küçüklere demeyelim, küçüklere diyelim, küçüklere ve yakınlara, yani akrabalara ne yaparlar, idi, yani bayramlık verirler. Burada tabii harçlık anlamında kullanılmış bayram harçlığı. Zaten eğit bayram demek diyorsunuz. Eğit'i burada türetilmiş. Besyer yaz merdum der tebiyeti der tetilati noruz ve zadgahı hod ya cahayı diğer musafiret mi konat der ruzi sizde efer verdin sizde bebeder sizde feder ki aherin ruzi eydes bişteri merdum vakti hodra der deştha bağha ve parha mi gozaranet. Evet, neredeyiz? Besyari az, pek çok. Değil mi? Kalıp ifade, pek çok insan, yani insanların birçok. Nerede? Der tedbeti Nevruz. Nevruz tatilinde ve zatgahı hod kendi doğum yerine, yani kendi memleketine diyelim, kendi memleketine ya da cahayı diğer ya da diğer yerlere musafret mi konan, yerlere yolculuk yaparlar, giderler. Deruz'e size bir ferverdin, ferverdinin 13. gününde ferverdin işte bu Nevruz'un bulunduğu ay İran takviminde ilk ay. İran takviminde de İran'a has özel ayatları var zaten. Ferverdin de bunlardan biri. Neymiş bu 13. gün? Bunun adı var, özel bir adı var. Sizdah Beder. Bu da bir bayram olarak kullanıyor. İşte bu 13. günde ki aherin ruzi eydes. Şimdi bunun sıfatı gelmiş. Yani bu size beylerin sıfatı gelmiş. Ne diyor burada? Aherin ruzi eydes. Bayramın son günü. Bayramın son günü olan sizdek bederde yani ferverdinin 13. gününde bişteri merdum halkın çoğu vakti hodra kendi vaktini zamanını nerede? Dert deşha ovada, ovalarda bağha bahçelerde ve parkı ve parklarda ne yapar mı gozaranet geçirir. Evet metnimiz bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Şimdi gramer kısmına geçelim. Bu derste imla üzerinde özellikle durulmuş yazım kurallarından bahsediyor burada özellikle. Bakalım ne diyecek bize. Der kitabı hazır. Hal hazırdaki kitapta takriben hem kelimete farsi cuda az hem nüveşte şodeant. Burada diyor, hemen hemen diyor, tüm Farsça sözcükler birbirinden ayrı olarak yazılmışlardır diyor. Peki niçin? Ta şunun için, handan ve yad griften anıha onları öğrenmek ve okumak asantar başar. Kolay, daha kolay olsun diye. Fakat demiş, besyer ez merdum, yani ez kelimat, pardon, besyer ez merdum, bez ez kelimatları ve sürekli peyvesi minivesenet. Burada diyor ki fakat halkın birçoğu pek çok insan yani bezez kelimatra kelimelerin bazısını kelimelerden bazılarını bitişik bir şekilde yazarlar diyor. Şimdi bunları bize gösterecek. Kelimatle peyvesteye zir demiş aşağıdaki birleşik kelimeler. Neymiş onlar? İşte ez hemi raişteren bunlar bayağı diğerlerinden hepsinden daha yaygındırlar diyor. Mesela an sözcüğünü alırsak an o demek. An Rus, an zen, an mert. Burada görüyorsunuz diğer kelimelerle birleştiğini görüyorsunuz. Yani o gün, o kadın, o adam anın bu kelimelerle birleştiğini görüyorsunuz. Yani bu şekilde de karşınıza yazımda çıkabilir. İkinci cümlemiz
İkinci birleşen kelimemiz est'tir. Est, honest, inest, hubest, lazımest, şurugest. Est biliyorsunuz olmak değil, birdir anlamında. Burada yine birleşmiş honest, odur, inest, budur, hubest, iyidir, lazımest, lazımdır, şurugest, kalabalıktır şeklinde. B ismine yari, burada da görüyorsunuz bakın birleşmiş be men, bana, be to, sana, bu burada bak u ile birleşmiş böyle yazmış. Bu bema bize, beşoma size, beana ha onlara, beşan onlara, behan ona, beyin buna, be peder babaya gibi. Bir diğer kelimemiz bir sızsız anlamında. Bir meze, meze biliyorsunuz lezzet demek. Bir meze lezzetsiz. Türkçedeki meze sözcüğü de buradan geliyor. Bir nezir, nezir gibi biliyorsunuz benzer anlamında. Bir nezir, benzersiz yani eşi benzeri olmayan. Birleşik yazıldığını, birleşik hallerini görüyorsunuz burada. Ter, üstünlük biliyorsunuz yani karşılaştırma sıfatı daha anlamında. Biş fazladır, bişler daha fazla. Asan, kolay asan, ter daha kolay. Kaşan, güzel kaşan, ter daha güzel. Şuluk, kalabalık, şuluklar daha kalabalık. Erzan, erzan, ter, ucuz, daha ucuz. Tarih, karanlık, tarihler daha karanlık şeklinde. Terin, bu da işte üstünlük sıfatı bu. Daha yapıyor. Bu da en anlamı katıyor biliyorsunuz. Sıfatlar bunlar. Pişterin. Cavan terin, hoşal terin, senge terin, meruf terin gibi. Yani en fazla, en genç, en mutlu, en ağır, en meşhur şeklinde. Bunlara bakın terin de birleşik kelimeye birleşik yazılıyormuş. Yine ra ismi yani tora, seni, anra, onu, inra, bunu, zenra, kadını, kitabra, kitabı, cehanra dünyayı, erzan, ra ucuzu, geran ra pahalıyı şeklinde kelimelerle birleştiğini görüyoruz. Mi neydir? Şimdiki zaman fiile gelen şimdiki zaman öneki. Reven, gidiyorum mireven. Bakın mi birleşik yazmışlar. Yani böyle de metinlerde bu şekilde birleşik halleriyle karşınıza gelirse şaşırmayalım. Niye burada verilmiş? Mi şevi, işte oluyor, oluyorsun. Mi konet yapıyor, mi hanim okuyoruz, mi dayı biliyorsunuz, mi de her veriyorlar gibi. Yine bu minin olumsuz hali ne geliyor? Ne mi başa geliyor diyorsunuz şimdiki zaman olumsuz hali. Ne mi reven gitmiyorum, ne bir şey olmuyorsun, ne mi konet yapmıyor, ne mi hanim okumuyoruz, ne mi dayı bilmiyorsunuz, ne bir daha vermiyorlar. Ha, çureki, zen ha, kadınlar, şef ha, geceler, cevap ha, cevaplar, cevan ha, gençler. Şubha, ahşaplar, morha, kuşlar, devamla, diller, eksha, fotoğraflar. Hem burada bağlaç anlamında, derde anlamında, anhem, o da, inhem, bu da, menhem, bende şeklinde. Hiç zaten, hiç kes, hiç kimse, hiç kese, hiç kimse, hiç ver, hiçbir zaman şeklinde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunlar ayrı yazılığını görüyoruz. Şimdi bu açıklamada bize ne diyor? Bakalım açıklama ne diyormuş? Danışyan eziz ve ihteres kelimat-ı farsira ve sürat-ı cuda benimsen. Benimsent. Ve gel kelimat-ı kutahira ki şamil-i ha der. Uterin müşevet. Evet, burada diyor ki danışyan eziz yani sevgili öğrenciler diyor. Bir ihteres daha iyidir, daha uygun olur ki Farsça kelimelerini ayrı bir şekilde yazsınlar. Yani bunu Farsça öğrenen yabancı kişiler için kitabın yazarı öneriyor. Yani ya ayrı yazın diyor siz. Siz bunlara bakıp sakın bunları birleşik yazma diyor. Fakat diyor ayrıca sadece diyor şu kısa kelimeler diyor. Şu hayı ve teri ya da terini birleştiren kelimeler diyor. Bunları birleşik yazabilirsiniz diyor. Çünkü bunlar metinlerde de yine böyle birleşik karşımıza çıkabilir. Bunlar ayrıca diğerlerini ayrı yazın diyor. Evet, kifa, iki defa bihter. Burada da gördüğünüz gibi bu konuya ne devam kısmı. Bakalım burada başka ne var? Vajihaye gayri irani der farsi. Farsçadaki irani olmayan sözcükler. Yani Farsça kökenli olmayan sözcükler. Burada diyor ki vajigan ne zebani farsi mana ne aglabi zebani vayi diger terkibi az eskerimat de irani ve gayri irani. Burada diyor ki Fars dili sözcükleri de diğer dillerin çoğu gibi bir terkiptir, bir birleşimidir. Neyin birleşimidir? İrani ve İrani olmayan kelimelerin bir terkibidir. Doğru mu? Doğru. Her dilde zaten böyledir. Eğer doğru pes az İslam, İslam'dan sonraki dönemde
kelimet-i ziyadi bedelili siyasi ferengi از زبانهای ترکی، مغولی و چینی وارد زبان فارسی شده است. Burada diyor ki İslam'dan sonraki dönemde pek çok kelime nedeniyle işte kültürel ve siyasi nedenlerden Türk, Moğol ve Çin dillerinden Fars diline varit oldular, yani girdiler. Ve burada Arapçayı ilave etmiş aslında, Arapçayı da burada bence yazması gerekiyor. Gerçi sonra da Arapçayı ayrı bir başlık altında vermiş zaten. O yüzden belki de yazılmış olabilir. Şimdi mesela Türkçeden geçen sözcükler neymiş? Otak, boşkap ve kaşık. İşte o da bildiğimiz sözcük, boşkap, kap anlamında, tabak, kaşık, kaşık anlamında. Bunlar demek ki Türkçeden Farsçaya geçmiş. Moğol'u Moğolcadan aga sözcüğü geçmiş, hanım sözcüğü geçmiş ve mis masa sözcüğü geçmiş. Çin'i Çince'den çay geçmiş ve silis sözcükleri geçmiş. Evet. Şimdi burada ne diyor devamında? Kelimat-ı Avrupa'yı der Farsi. Farsça'da bu sefer Avrupa dillerden olan kelimeler. Burada ne diyor? Hem şunu vajı hayi bir seriye zaman hayi Avrupa'yı mahsusen Fransızın uyumlisi der zaman Farsi vücut var. Ki arada der türlü dokarlı gözeşte bir in zaman var et şodan demiş. Yine Avrupa dillerinden pek çok sözcük, özellikle de Fransızca ve İngilizce'den pek çok sözcük Fars dilinde vardır, mevcuttur demiş. Mevcuttur ki aglep ki çoğunlukla der türlü dokarlı gözeşte geçmiş iki asır boyunca beyin zaman bu dile ne olurlar varit şodan girdiler. Yani işte 1800-1900'lü yıllarda bulunduğumuz yüzyıl içinde Farsçaya girmişler. Otobüs, otomobil, bu sözcükler bir tanesi Türkçe'de girmiş. Postane, taksi, trafik, telefon, doktor, salat, sud, family, kart, kod, kelas, metro, minibüs, nöbri. Sözcükler zaten Türkçe'de geçtiği için biliyoruz. Şimdi Arapçaya giriyor. Dediğim gibi Arapçaya ayrı bir başlık altında vermiş zaten. Kelimat-ı Arabi der Farsi. Farsçadaki Arapça kelimeler, sözcükler. Bacegan. Neymiş? Beysiraz kelimat-ı Farsi bir zaman-ı Arabi taluk darant. Zira zaman-ı Arabi hem zaman-ı dini İranyan az ve hem der gözeşti. Zaman-ı ilmi hem keşferhay Müslüman budi. Bu Müslümanın asar-ı kodra bir an zaman neymişti. Burada diyor ki işte Farsça pek çok kelime diyor Arapçaya aittir diyor. Sonra da işte neden Arapçanın din ve siyaset dili olması ve aynı zamanda işte Müslüman ülkelerin çoğunun Arapçayla yazması, Arapçanın bir bilim dili olması nedeniyle İranlılar da Arapçayla yazmıştır. Tamam, zaten burada bildiğimiz dedeleri sıralıyor, yazmamızı söylememize gerek yok. Hangi kelimeler Arapçadan Farsçaya geçmiş onlara bakabiliriz isterseniz. İstifade, kullanma, istifade, ism, aglab, çoğunlukla, ben, sonra, benzi, bazı, tarih, tehfif, hafifletme, cümle, cuma, cümle, hazır, hal, şimdi, ders, dakika, daha, dakika, rayiç, yaygın, saat, selam, sual, şuru, başlama, şok, iş, sok, sabah, sohbet, sefke, sayfa, tabaka, kat, zor, öyle, emru, amca, gaza, yemek, kalk, önce, kafi, yeterli, kelime, sözcük, lazım, gerekli, misal, örnek, merasim, tören, mukaleme, konuşma, nezer, düşünce, nezir gibi, nöbet, sıra, vakit, yani. Evet, bu sözcüklerden hemen hemen hepsi Türkçe'de de var, birkaç tanesi hariç. Sonra burada işte bu nedir? Arapçanın meşhur harfleri var. İşte bu pentek sesi, ası, satı, zatı falan. Bunlar da yine Arapçaya has sözcüklerdir zaten. Bunlar aynı şekilde şeye girmiştir, Farsçaya girmiştir ama bunlar Arapça seslerle okunmuyorlar. Farsça seslerle okunuyorlar aslında. Mesela diyelim ki bu zat pentek bir sestir bu. Biz bunu yine Z olarak okuyoruz. İşte bu pentek bir sedir, hani bunu ben de telaffuz edemiyorum. Farsça'da yine normal se olarak okunuyor.
Yani o Arap telaffuzunu almamışlar yine. Onu söyleyebiliriz. Harfler var ama. Sonra da burada yine bu Farsçanın kendi orijinal ekleme harfleri var. Bu harfler de Farsçaya has, Arapçada olmayan harfler. İşte P, Ç, J ve G harfleri. Bunları söylüyor. Hatta bunları gördüğünüz zaman bu sözcüklere bir kelime de varsa o kelimenin orijinal bir Farsça sözcük olduğunu ya da en azından Arapça olmadığını, çünkü yani tamam Arapça olmayabilir ama belki başka dilde geçmiş olabilir. En azından Arapça olmadığını kestirebiliriz. Şimdi ne diyor peki burada? Sırada ne var? Vajehaya Farsi der zaman var yedi yer. Şimdi Farsça'ya giden sözcükleri söyledi. Bu sefer de Farsça'nın diğer dillere verdiği sözcükleri veriyor. Diğer dillerde Farsça sözcükler. Tabi dil alışverişi karşılıklıdır. Farsça nasıl diğer dillerden olmuşsa diğer dillere de bayağı bir sözcük vermiş. Mesela Ermenice'de Farsça sözcükler ab, su, ateş, ateş, anbar, anbar, kiler, birinç, pirinç, pezeşk, doktor, dest, el, düşman, düşman, dendan, diş, kerbes, kırmızı gibi sözcükler Ermenice'de demek ki Farsça'dan Ermenice'ye geçmiş. İngilizce'deki Farsça sözcükler bazar, ne bazar, pijame, pijama, haki, toprak rengi, roh, işte yüz anlamına geliyor, yüz çehre anlamında. Hatta bunda türetilen bir fiil var, rohlardan meydana gelmek, olmak anlamında. Bu da İngilizce'ye geçmiş. İngilizce'deki bu kelime açıkçası merak ettim. Şah, şah, karvan, kervan, karvansara, karvansaray, nilüfer, nilüfer, bunlar İngilizce'ye geçmiş. Türkçe'deki Farsça sözcükler, hani Türkçe'de biz zaten biliyoruz çok kelime var. Ateş, enar, peste yani fıstık, temiz, can, hane, ev, dastan, derya, deniz, keşver, nam, keşver ama demek eski Türkçe'de varmış. Yani şu an kullanılmıyor ama evet, keşveri burada vermiş. Rusça'daki Farsça sözcükler bazar, parça, kumaş, pazar, pazar yani çarşı, pelo, pilav, pijame, çuban, yani çoban, sera, yani saray anlamında hem de okuma anlamında sürüdenden türetilmiş. Karvan, gel ve geru sözcükleri geçmiş. Arapçada, Farsçadan Arapçaya geçen sözcükler, şimdi şöyle bir düşünce var. Doğru, Arapçadan Farsçaya çok sözcük geçmiş ama aslında Farsçadan Arapçaya çok sözcük geçmiş. Hatta Farsçadan Arapçaya geçmiş sözcük tekrar Farsçaya, Arapçadan geri dönmüş sözcükler de var. Böyle enteresan bir hikayesi de var bunların. Ostat sözcüğü mesela. Ostat yani Arapça değil, Farsça bir sözcüktür. Arapçaya geçmiş, Arapçadan sonra tekrar Farsçaya çoğul hale geçmiş mesela. Bername, Bername, program Bernameç diye geçiyor galiba Arapçadan. Pak, taze, genelde enteresan bir özellik de var. Ç ekini almış kendi, Bernameç, tazeç, öyle bir ç eki var. Benim yani Arapçada gördüğüm Farsça kökenli sözcüklerde. Şu an bir gördüğüm bir Bernameç'i hatırlıyorum. Tazeç de vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Dert, dil, dil sözcüğü enteresan. Yani Farsça'ya dayanırıyor. Ve bunun bayağı eski bir kökeni var aslında. Zu derken şirin, işte tatlı, gol, çiçek, hafte, hafta şeklinde. Evet arkadaşlar, şimdi bunları bize verdi. Daha da bunlar ne anlatıyor bize? Vajehayi edebi, o resmi, resmi ve edebi sözcükler demiş. Bakalım burada ne anlatmış bize? Edebez, vajehayi farsi, mahsus edebiyat ve negareş ve vajehayi edebi ve resmi. Ne demiş hemen? İşte pek çok Farsça sözcük diyor edebiyata ve yazıma hastalar özeldirler diyor. Vajehayi edebi ve resmi nami demiş evet. Bunlar resmi ve edebi sözcükler olarak isimlendirirler diyor. Sonra demiş ki öneri vermiş. Danışıyan aziz yani sevgili öğrenciler bekleres uygundur. Sevgili öğrencilerin şunu yapması uygundur. Ezin no kelime der mukalemi ve sohbet kâhden istifade ne kona. Diyor ki işte yani bazı ifadeler resmi ve edebi sözcüklerdir. Bunları diyor normal konuşmada kullanmasınlar diyor. Kullanmasalar iyi olur demiş. Peki niye? Çünkü mukalemi ve sohbet kâhden güney gayri resmi zaban beşemer şomar merhabet. Çünkü sohbet etmek ve konuşmak güneyi gayri resmi zaban yani dilin gayri resmi türü olarak kabul edilir zaten.
Bayer der nezer daşt ki yine akılda tutulmalıdır ki der berhi mevarit merze müşahhesi beyni karbonhaya resmi ve gayri resmi vücut nedir? Yine tabi bu önerileri vermiş ama yine de demiş ki akılda tutalım ki bazı durumlarda bu resmi ve gayri resmi kullanımlar arasında belirli bir sınır, belirli bir çizgi yoktur demiş. Evet. Güzel. Devam edelim. Mesela burada örnekler vermişti bu edebi ve normal sözcüklerin kullanımıyla ilgili. Mesela agas, başlangıç, edebi ve resmi kullanımı, der agas ikrar işin başlangıcında. Burada da normal ve gayri resmi kullanımı, der şuraya karşı, işte işin başlangıcında. Burada şuraya kullanmış. Agas şodan başlamak, kar ve sürat agas şod, yani kar, yani iş hızlı bir şekilde başladı. Karbeye süren şuruş ot, iş hızlı bir şekilde başladı. Demek ki ağız daha çok şeyde kullanıyormuş, edebi kullanımda kullanıyormuş. Şuruş ise normal konuşma dilinde kullanıyormuş. Ağız kerden başlamak, karra seri ağız kerden işe hızlı başladılar. Karra seri şuruş kerden işe hızlı başladılar. Amuhtan öğretmek, heyli çizha amuhtayan, pek çok şeyler öğrendim diyor. Burada amuhtan öğrenmek anlamında kullanılmış. Aslında muhtemelen öğretmek anlamı da var. Burada ne diyor? Heyli çizha yad grefte. Çok şeyler öğrenmişim. Evet, burada muhtemelen kullanıyor. Burada yad grefteni kullanıyor. Gayri resmi, resmi kullanım. Ve anan, onlar demek. Anan elaka elake menden. Onlar ilgililer. Anha elaka menden. Ve onlar ilgililer. Buradaki kullanım nedir? Elaka ment. Yani ilgili birler demiş. Burada da ilgili birler. Yani burada şu aradaki fark demiş. Ana yani şunu kullanma. Burada ana var. Burada ana var. Ne bileyim fark etmedim ben. Evet. Bayağı uzun oldu biraz. Otomobil. Burada otomobil resmi kullanım. Cümleyi okumuyorum artık. Otomobil konuşma dediğinde maşin kullanılıyor. Ba maşin mirevim. Ba otomobil mirevim. Otomobille giriyoruz. Maşinle giriyoruz. Eknur şimdi demek. Eknur karmikonim yani şimdi anlamda. Hala elan karmikonim. Şimdi çalışıyoruz. Ender. Ender in değir. Ender içinde demek. Bu değirin içinde değir. Bildiğim kadarıyla yani Hristiyanların manastır ibadethanesi. Burada da der kullanılmış. Burada ender kullanılmış. Hatta bu Osmanlı dönemindeki enderun sözcüğü de bu enderden geliyor zaten. Evet, devam edelim. Ber üzerinde bir sözcük. Ber sözcüğüne bakalım. Ber üzerinde demek. Ber şaheha mineşinat. Yani dalların üzerinde oturuyor. Ber kullanmış. Günlük kullanımda da rüya kullanıyor. Rüya şaheha mineşinat. Dallar üzerinde oturuyor. Ne var? Berhastan kalkmak. Heme danışıyor berhastan. Tüm öğrenciler kalktılar. Heme danışıyan bulan çadan tüm öğrenciler kalktılar. Demek ki berhastan resmi edebi kullanım. Bulan çadan günlük dildeki kullanım. Berruye üzerinde. Berruye divar dide. Duvarın üzerinde gördüm. Ruye divar dide. Evet. Buraya bakın. Şimdi burada B gibi görüyoruz ama burada bak ha demiş. Yani bu bih. Anlamı bihter, hani iyi, daha iyi diye kullandığımız sözcük bu. Biz yani bu halini pek bu anlamıyla metinlerde görmüyoruz ama edebi kullanımda kullanıyor. Dusti diyor ki, dusti bih az, düşmeni az. Yani dostluk, arkadaşlık, düşmanlıktan iyidir. Normal günlük kullanımda nasıl çıkıyor? Dusti bihter az. Yani daha iyi, düşmanlıktan daha iyidir diye kullanılıyor. Evet, bu da bu şekilde. Bakalım başka ne varmış. Bename ismiyle. Şehri Bename Hemedan. Hemedan isimli bir şehir. Şehri bir ismi Hemedan. Burada ne var? Aradaki fark nedir arkadaşlar? Bakıyorum. Nam. Evet, nam ve isim. İsm biliyorsunuz Arapçadan geçmiş. Edebi kullanımda daha çok Farsça orijinli kelime kullanılmış. Piş. Önce demek der ruzi
durduğunuz idiş, yani 2 gün fazla. Evet, bir şey bakalım. Diş fazla anlamında, çok anlamda. Duruzi biş, yani 2 fazla gün anlamında. Burada duruzi bişler 2 gün daha fazla anlamında bu şekilde kullanmış. Bakın sıfat hali gelmiş. Pezroften kabul etmek. Men inra mi pezrem. Ben bunu kabul ediyorum. Men inra kabul mi konem. Ben bunu kabul ediyorum. Pezroften edebi konumda kullanıyor. Kabul kârdan konuşma dilinde. Bir edebi ile daha çok Farsça orijinli kelimelerin kullanılması daha ağırlık basıyor, daha çok tercih ediliyormuş. Tabii yabancı sözcükler günlük dilde daha çok kullanılıyor, yani halk onu bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanıyor zaten. Ama edebi kullanımda biraz daha bilinçli bir kullanım olduğu için Farsça orijinli sözcükler daha çok tercih ediliyor buradan gördüğümüz kadarıyla. Pesez'den sonra, Pesez encamikar işi gerçekleşmesinden sonra. Beden sancı bir karışın gerçekleşmesine sonra. Bakın burada yine Arapça belki kullanılmış. Pişez pardon. Den önce. Pişez her kari her işten önce. Kablez her kari her işten önce. Dakika yine Arapçadan gelmiş. Günlük dilde kullanılıyor. Bakalım var mı başka? Bayağı fazla varmış ya. Ay. Evet, şimdi burada edebi ve resmi kullanımdaki sözcüklerle normal, gayri resmi ve normal dilde kullanılan sözcüklerin karşılaşması var. Mesela ağa sözcüğü başlamak resmi dille kullanılıyor. Şuru ise konuşma dilinde. Cümlelere bakmayacağım arkadaşlar çünkü çok uzun, çok yer kaplıyor diye, yani çok zaman alıyor diye. Ağa sözcüğünden başlamak resmi dilde. Şuru sözcüğünden günlük dilde. Ağaskerden resmi dilde. Konuşma dilinde şurukerden, amuktan öğrenmek resmi dilde, konuşma dilinde yad giriften. Bakalım başka ne var? Anan onlar konuşma dilinde, konuşma dilinde değil, yazı dilinde ana kullanılıyor, konuşma dilinde ana kullanılıyor. Otomobil, yani otomobil, Türkçe de biliyoruz. Yine bu yazı dilinde, edebi dilde kullanılıyor, konuşma dilinde maşin kullanılıyor. Eknun şimdi, edebi dilde kullanıyor. Konuşma dilinde ise hala ve elan kullanıyor. Ender içinde devre anlamında. Yazı dilinde edebi dilde kullanıyor. Konuşma dilinde der. Der üzerinde demek yine yazı dilinde resmi dilde bu kullanıyor. Konuşma dilinde normal dilde bu kullanıyor. Gayri resmi dilde. Derhastan kalkmak yani yerden kalkmak kullanılıyor edebi dilde. Konuşma dilinde, yazı dilinde, pardon yani günlük dilde bonanço olarak kullanılıyor. Berri, rüye kullanılıyor. Yani birincisi zaten edebi dil, ikincisi normal günlük dil. Beh, bu iyi anlamındaki beh arkadaşlar, isimli hali değil, karışmasın. Beh, günlük dilde kullanılmıyor, resmi dilde kullanılıyor. Mesela burada diyor ki, dostum, bih ez, düşmeni ez. Yani düşmanlıktan yi'dir diyor. Önce Bihter'i kullanmış. Konuşma dilinde bunu kullanmış. Benami ismiyle isimli yazı dilinde bir dilde bu kullanıyor. Konuşma dilinde ise bey ismi kullanıyor. Biş fazla resmi bir dilde biş kullanıyor. Konuşma dilinde bişler kullanıyor. Pezroften kabul etmek. Edebi dilde pezroften konuşma dilinde kabul kârdan kullanıyor. Perdahtan ödemek yine edebi dilde perdahtan kullanılıyor. Konuşma dilinde dadan kullanılıyor. Pesezden sonra edebi dilde kullanılıyor. Konuşma dilinde günlük dilde bedes kullanılıyor. Pişezden önce edebi dilde kullanılıyor. Konuşma dilinde kablez kullanılıyor. Burada da daha var. Tayyip'in şimdiye kadar edebi dilde kullanılıyor. Konuşma dilinde ise taala kullanılıyor.
Yani teşrif avardan teşrif etmek anlamında, yani bu önemli değerli kişiler için kullanılıyor. Teşrif avardan konuşmadayız, amedan kullanılıyor. İşte diyor yani bu Farsça diye öğrenen yabancı kişiler bunları kullanmasın diyor. Bunları kullansın diyor zaten normal sohbet ederken. Çok avdalı kaçıyor zaten. Teşrif bu oradan. Teşrif bu oradan da gitmek anlamında reften konuşma dilinde kullanılıyor. Bu edebi dildeki kullanımı. Teşrif taştan burada da bulunmak. Teşrif tarih yani bir yerde bulunmak, hazır olmak anlamında. Yine böyle büyük şahsiyetler için kullanılıyor. Hastan yani bir yerde olmak, bulunmak. Taluk taştan ait olmak. Yani bir çizgi taluk taştan edebi kullanım. Konuşma dilinde ise male ma, male şoma yani bizimdir, sizindir anlamında bu kullanılıyor. Tabii ben konuşma dilinde diyorum ama yazı dilinde de bunları kullanıyor arkadaşlar. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Bunlar da edebi ifadeler yani. Bunlar hep yani yazı dilinde ve konuşma dilinde. Bunlar ise daha çok edebi ifadelerde, işte bir açılışta, ne bileyim, herhangi böyle önemsenen metinlerde kullanılıyor. Tembe koştanda da, bu da öldürülmek. Tembe koştu, koştan değil, öldürülmek anlamında. Tuhulit yaftan doğmak. Burada ise bir dünya meden, günlük dilde ve normal kullanımda bir dünya meden kullanılıyor. Çeguni ne şekilde? Edebi kullanım. Normal kullanım ise çetori şeklinde kullanılıyor. Çeçizi yani hangi şey, ne şey? Edebi kullanım. Normal kullanım ise çi. Ya da çi. Çekesi yani hangi kişi? Edebi kullanımdır bu. Normal kullanım kim? Kim anlamında. Hot, kendi. Normal edebi kullanım mani hot. Vurguluyoruz böyle. Normal kullanımda ise mani hodam. Şahıs eki geliyor hoda. Bakın burada gelmiyor. Darayı, darayı sahip olmak. Normal kullanımda ise bakın nasıl kullanılıyor. Daret direkt sonda tekli bir halde kullanılıyor. Edebi kullanımda ise dara buden. Nesneyi o sahip olan şeyi araya alıyor. Böyle bir fark var. Zira çünkü normal edebi kullanım, normal günlük dildeki kullanım ve yazı dildeki kullanım çok. Evet, başka ne var? Soha, söz, sözcük, konuşma. Soha, edebi kullanım. Yazı, normal dildeki kullanım ise sohbet. Soha goften, konuşmak. Normal kullanımda sohbet yerden kullanılıyor. Serbestler, baş başa anlamında ya da hepimiz anlamında. Günlük dilde ise mahame kullanılıyor. Şameşo'dan kapsamak, içermek. Edebi kullanımdır bu. Normal kullanımda ise yine daşta fiili kullanılıyor. Sayıp olmak, içermek. Adet, sayı, tane. Edebi kullanımdır bu. Normal günlük dildeki kullanım ise ta bunu karşılıyor. Gerdiden olmak anlamında. Edebi kullanımdır bu. Gerdiden. Normal kullanım ise şodendir. Yani şoden ve gerdiden eş anlamıdır. Edebi bir kullanımdır. Bu normal kullanımdır. Son ikisiyle geldik. Manen gibi anlamında edebi bir kullanımdır manen. Mesl ise bunu gayri resim kullanımı, günlük dildeki karşılığı. Nam isim bu edebi kullanım. İsim ise gayri resmi, günlük dildeki kullanım. Burada bir şey gözünüze çarpmıştır zaten. Genelde edebi kullanımda sözcüklerin çoğunluğu ya da Farsça orijinli sözcüklerin kullanılmasına dikkat edilmiş. Günlük dilde ise böyle bir dikkat etme olayı yok. Daha işte hangi sözcük yaygınsa dilde, konuşma dilinde o tercih edilmiş. Genelde mesela Arapça kökenli sözcükler vardı. Bunlar tercih edilmiş. Dört tane daha varmış. Bunları da söyleyelim. Niz, deda ayrıca anlamında edebi dilde kullanılıyor. Konuşma dilinde ise hem kullanılıyor. Deda. Vakı bu da yine bulunmak, yer almak anlamında edebi kullanılır bu. Normal kullanımda ise est direkt kullanılıyor.
Yani vardır anlamında, bulunmak, var olmak anlamında. Vücut da işte, yine bu da benzer bir anlama var, anlamına sahip. Mesela asar-ı ziyad vücutların pek çok eser vardır anlamında. Yine burada da hesti kullanıldığını görüyorsunuz. Son olarak hem çorin ayrıca anlamında, hem çorin edebi kullanım normal günlük dilde kullanım ise hem oluyor. Ve çok fazla sözcük ona örnek vermiş. Şimdi gelelim, bu alıştırmamıza gelelim. Burada bizden ne istiyor? Cümleleri diyor, gayri resmi şekilde yazalım diyor. İşte burada edebi bir kullanım var. Burada da gayri resmi, yani normal günlük dildeki kullanım olacak. Diyor ki, çizhayı ziyade yaz fenerem amuhtem. Babamdan çok şeyler öğrendim. Amuhtem, öğrendim. Normal kullanım, çizhayı ziyade yaz fenerem yad girefte. Yad girefte'n olacak. Değil mi? Babamdan pek çok şey öğrendim. İkinci cümle, İnca darayı şerhayı bozurgu yaz. Burası büyük şehirlere sahiptir. Yani büyük şehirler barındırır. Dara budan. İnca şerhayı bozurgu dara. Burası büyük şehirlere sahiptir. Sadece dara. Bakın geldi. Üçüncü cümle. Harfe dost demara pezroftan. Arkadaşımızın sözünü kabul etler. Pezroftan. Normal resmi kullanım. Harfe dusti vara kabul kerden. Kabul kerden. Bunun karşılığı kabul kerden. Gönüllüdeki karşılık kabul kerden. Kabul etmek. Yine zaten Arapçadan geçmiş görüyorsunuz. Karraba nami hoda gaz konim. İşi işte Allah'ın adıyla, Tanrı'nın adıyla işe başlıyoruz. Burada başlatıyoruz. Karraba ismi hoda. Şuru ikon. Bakın burada hem nam yerine ism kullanılıyor. Hem de başlamaktaki ağız yerine şunu kullanılanı gördük. Son cümle, son iki cümle. Lütfen hemi berhezit, yani hepiniz kalkınız diyor lütfen. Lütfen hemi buran şerit, lütfen hepiniz kalkın. Son cümle, derince ve Farsi sohan mübüyant. Burada Farsça konuşuyorlar, sohan gofta. Derince ve Farsi sohbet mükolak. Günlük dildeki konuşması, konuşulmari ya da harf vizelen. İkisi de olur. Hatta Afganlar da gap zeden diyorlar galiba. Gap vizelen. Öyle konuşuyor, öyle söylüyorlar konuşmak için. Geldik doğru ve yanlış ifadelerine. Şimdi birinci cümlemiz doğru mu yanlış mı? Bozokterin ceşni milli İranyan Noruzest. Doğru. İranlıların en büyük milli bayramı Nevruz'dur. Doğru bir cümledir. İkinci cümle Ceşni İrani Bedes Nevruz. Evet, geldik doğru ve yanlış cümlelerine. Birinci cümleye bakalım. Bozorterin ceşni milli İranyan Noruzest. İranlıların en büyük milli bayramı Nevruz'dur. Doğru mu? Doğru. Ceşni İrani Bedes Noruz çarşamba Suriyas. Burada diyor ki Nevruz'dan sonraki İrani bayram çarşamba Suri'dir. Doğru mu? Değil. Tam tersine Kablas Noruzest. Nevruz'dan önceki bayramdır o. Yılın son çarşambası. Nevruz da yeni yılın ilk günü olduğuna göre yanlış oluyor. Der Rusayı ey İranyan ezrüye ateş miferent. Doğru mu? Bayram günlerinde İranlılar ateş üzerinde uçarlar, fırlarlar yani üzerine sıçrarlar anlamında. Doğru mu? Der Ceşni çarşamba Suriye ezrüye ateş miferent. Çarşamba Suri Bayramı'nda bunu yapıyorlar. Bayram gününde değil. Bu cümleye bakalım. Tehbir-i Sabba, Ceş ve Şadi ve Dua Emrahes.
Yani yılın değişimi, yıl değişimi bayram, mutluluk ve duayla birliktedir. Yani bunlar eşlik eder. Yıl dönümüne bunlar eşlik eder. Doğru mu? Doğru. Hatsin çizha yaz ki ismi hava sin şunu bir şevet. Doğru. Hatsin diyor şu şeylerdir ki onların ismi sin ile başlar. Doğru. Merdum sizde beder ra der bahavu deşha mi gozarent. Doğru insanlar sizde bedeli, sizde beder yeni bir bayramda, özel bir gündü. Dağlarda ve ovalarda geçirirler diyor. Doğru. Hane tekani berayi istihbale sizde beder est. Hane tekani ev temizliği ne içindir diyor. Sizde bederi karşılamak içindir diyor. Değil. Neyi karşılamak için? Mevruzu karşılamak için. Evet. Dolayısıyla yanlış oluyor. Evet geldik son kısma. Burada yazım araştırması var. Bu sorulara cevap veriyoruz ve yazıyoruz. Ceşne kavles Noruz çenan daret. Nevruz'dan önceki bayram hangi isme sahiptir? Adı nedir? Çarşamba Suri namları. Çarşamba Suri ismine sahiptir. Nam evvelin mahi sani İrani çist. İrani yılın ilk ayının adı nedir? Ferverdin. Ferverdin ismi. Diğer cümle merdum key az rüya ateşli perent. İnsanlar key ne zaman ateş üzerinden sıçrarlar, ateş üzerinden fırlarlar. Ne zaman? Derceşte çarşamba suri bayramında bunu yaparlar. Mogi tehvili sari merdum koca yeşenent. Yıl dönüşümü anında zamanı insanlar nerede otururlar? Nerede otururlar? Sare sofrayı hepsi inişenen. Hepsi sofrasının başında yani hepsi sofrasında otururlar. Evet. Hepsin şamele çeçiz hayyaz. Hepsin ne şeylere sahiptir? Ne şeyleri içerir? Ne şeyleri kapsar? Neleri kapsar? İşte sebze, sikke, sumak, semenon, sencet, sibun, sir. Ve bu 3, 4, kaç tane söyledik? 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bu 7 şeyi kapsar. Sizdek beder, kola muzest. Sizdek beder, hangi gündür? Ferruzi sizdek olmayı ferverdiniz. Ferverdinin 13. günündedir diyor. Doğru mu? Doğru. Merdum derin ruz çekar mı konent? İnsanlar bugün de ne iş yapıyorlar, ne yapıyorlar yani? Ne yapıyorlar? Der derşan, bahavu, parka, vakti hod, mübozara, vakitlerini geçirirler. Anha. Evet sevgili dostlar, bu dersimizi de burada bitirmiş olduk. Böylelikle de 3. kitabımız da sona erdi. Geriye 4. kitabımız kaldı. Umut ediyorum ki 4. kitabı da yakın zamanda işler orada tamamlarız ve böylelikle Farsça ile ilgilenen arkadaşlarımızın Farsça dostlarının önünde bütünlüklü bir Farsça gramer seti görüntülü, sesli ve videolu olarak ellerinde olmuş olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Burada bitirelim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.